Hoca Saadettin Efendi'ye anlatacağım. Öncelikle Hoca Saadettin Efendi kimdir? 1. Selim'in Nedim Hasan Can'ın oğlu olarak 1536-1537 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ünlü bir Türk devlet adamı, bilgin ve tarihçisidir. En büyük Şeyh Süleyman'dan biri olarak tanınır. Öğrenim hayatına bakacak olursak, Hoca Saadettin Efendi'nin çocukluğu ve gençliği, Kanuni Sultan Süleyman'ın zaferler kazandığı, devlet imkanlarının en bol olduğu devrede geçmiştir. Bu dönemde Hoca Saadettin tahsilini Osmanlı saltanatı merkezi olan İstanbul'da ve en önemli medreselerde seçkin bilginlerden dersler alarak yapmıştır. Türk bilim tarihine katkılarına bakacak olursak, Manisa'da bulunan Şehzade Murat'ın yani 3. Murat'ın hocalığı ile görevlendirilmesiyle sonraki yıllarda hızla yükselmesine yardımcı oldu. Bu görevinden sonra artık hoca unvanı ile anıldı. 1574 yılında 3. Murat'ın tahta çıkmasıyla birlikte Hacı-i Sultani sıfatıyla devlet işlerinde etkili oldu. Bu sıfatını daha sonra tahta çıkan 3. Mehmet'in döneminde de koruyarak padişah üzerinde nüfusu sayesinde iç ve dış siyasette etkin rol oynadı. 1596 yılında El Seferi diye anılan Haçova Savaşı'nda padişah savaş alanından ayrılmamasını ikna ederek Haçova zaferinin kazanılmasında önemli ve etkin rol oynadı. Şeyhülislam olarak fetva yazımında büyük yetenek gösterdi. Şeyhülislamlığı ve müderrisliği dışında asıl ününü hoca tarihi olarak da anılan Taçtür Tevari isimli yapıtıyla kazandı. Ayrıca padişah 3. Murat'ın emriyle Molla Musliyettin Lari'nin iki eseri İl Abdülkadir Geylani'nin menakıbını Türkçe'ye tercüme etti. Yapıtlarına bakacak olursak en önemli yapıtı Taçtür Tevari'dir. Burada 1. Selim'in ölümüne kadar Osmanlı tarihine ele almıştı. Selimname'de ise babası Hasan Can'ın anlattıklarına göre yazmıştı. Molla Musliyettin Lari'nin Miratül Etvar ve Miratül Ahbar kitaplarını da Farsçadan Türkçe'ye tercüme yapmıştır. Abdülkadir Geylani'nin menakıbını ise Türkçe'ye tercüme yapmıştır. Taçtür Tevari kitabının içeriğine bakmak gerekirse, Osmanlıların ortaya çıkışından itibaren 1. Selim'in saltanatının sonuna kadar vuku bulan olayları 9 ayrı bölümde 9 Osmanlı padişahı devrini içine alarak anlatmaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin en parlak örneklerinden biri olan bu kitap, Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş yılı nedeniyle 5 cilt halinde toplanmıştır.